Merhabalar çocuklar. Şimdi olayların oluş sırasına bakacağız. Mesela ben şimdi buraya bu dersi anlatmaya gelmeden önce ne yaptım? Önce bir aynanın karşısına gittim. Saçlarımı taradım. Makyajımı yaptım. Ondan sonra kıyafetlerimi düzenledim. Tahtaya yazıları yazdım. Sonra kamerayı açtım ve size ders anlatmaya başladım. Bakın, belli bir zamanda olayları sıraya soktum. Mantıken gideceğiz burada. Önce bütün cümleleri sıradan okuyalım. Kim o diye ses duydu. Kapıya yaklaştı. Anne benim dedi. Zili çaldı. Şimdi düşündüğümüz zaman burada ilk ne olması gerekiyor? İlk ne olması gerekiyor çocuklar? Önce bir kapıyı çalmak için ne yaparsın? Kapıya yaklaşırsın. Kapıya yaklaştı. Buna bir diyelim. Kapıya yaklaştı bir. Peki ne yapacak kapıya yaklaştıktan sonra? Tuşa basıp zili çalacak değil mi? Zili çaldı. İkinci sırada bu olmuştur. Ondan sonra zili çaldıktan sonra içeriden biri ona ne der? Kim o? Diye soru sorar. Kim o? Ondan sonra da üç. Evet, en sonunda da anne benim dedi. Diye cevap veriyor kapının dışındaki kişi. Ona da dört diyorum. Evet çocuklar, bu şekilde önce yukarıdan aşağıya bütün cümleleri okuyun. Sonra ilk hangisi başlamıştır? Olay ilk ne zaman başlamıştır onu belirleyin. Başlangıcı belirleyin. Sonrası kolay gelecektir. Anlaştık mı? Peki o zaman bir sonraki derste görüşürüz. Bye bye.